Ziraat mühendisi, tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Değerli dostlar, sizin domatesleriniz de bizim domateslerimiz gibi şu an bu şekilde çiçek aşamasındaysa ve domateslerinizin hasta olmadan hepsinin daha iyi ve daha kaliteli ürün verilmesini istiyorsanız bizim bu şekilde organik içerikli ürünler uygulamanızı istiyoruz. Hem uygulayacağımız içerik hem mantari hastalıklardan koruyacak, hem bitkiye azot ve potasyum uygulaması yapacak ve bu şekilde de olduğu zaman bitkileriniz daha iyi gelişip ve daha çok ürün verecek. Bir önceki sezonda bizler bunu uygulamıştık ve bir önceki sezonda bizi takip ediyorsanız eğer domateslerimizin kalitesini, ürünlerini, hepsinin kalitesini görmüşsünüzdür. Hemen sizlere bu uygulamaya geçelim. Geçmeden önce sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenip bize destek olmayı unutmayın değerli üyeler. Şimdi değerli üyeler, karışımımızı nasıl yaptığımızı gösterelim. Kullanacağımız ürün toz hamur mayası ve karbonat. 1,5 yemek kaşığı toz hamur mayası şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir. Bu da buçuğumuz. Ve bunu 40 gramlık karbonatın ortalama 20 gramını şu şekilde gösterelim. O da ortalama bir kaşığa tekabül ediyor. Bir kaşık da toz karbonatı suyun içerisine katıp iyice karıştırıyoruz. Bunu orta 1,5 litre suda seyretmesini yapacağız biz. Şu an bunun içerisinde ortalama 1 litre yakın bir su var. Tekrardan üstüne geri kalan suyunu ekleyip bunu 20 litrelik bir suyla seyreltip bitkilere uygulamasını yapacağız. Bu uygulamayı yaptığımızda toz hamur mayasının içerisinde bulunan azot ve potasyum bitkinin daha iyi gelişmesini hem yeşil aksam olarak hem kök gelişim olarak hem de şu an çiçek aşamasında olduğu için domateslerimiz videonun başında gösterdiğim gibi daha iyi gelişecektir. Karbonat ise bitkilerin daha mantari hastalıklara yakalanmasını önleyecektir. Şimdi bu suyumuzu devamını dolduralım ve hemen seyreltmeyi yapıp bitkileri uygulamaya geçelim. Şimdi sürahimizin geri kalanını da suyla doldurduk. İyice karıştırdık ve karışımımızı şimdi 20 litrelik suyla seyreltip ve bitkilerimize uygulamaya geçeceğiz değerli üyeler. Şu şekilde arkadaşlar, kovamızın içerisine suyumuzu doldurduk ve karışımımızı da hazırladık. Ve bu karışımımızı boşaltıp iyice seyreltiyoruz bakın arkadaşlarımız, görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bunun bitkilerimize kökten uygulamasını yapacağız. Ama eğer ki bitkinizde sadece hani mantari hastalıklar için karbonat uygulaması yapmak istiyorsanız ben onunla ilgili ekstra bir video çekeceğim. Onu da sizlere videosunu paylaşacağım. Onun için de kesinlikle bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, her bitkiye ortalama 300 milim kadar uygulama yapmanızı öneriyoruz. Bakın şu şekilde arkadaşlarımız. Kök boğazından uygulamayı yapıyorsunuz ve bunlar bitkinizin daha erken meyveye yatmasını, bütün çiçeklerinin ürüne dönmesini sağlayacaktır. Biz domateslerimize bu şekilde maşlama sistemi de uyguladık. Çünkü bahçemizde çok fazla ayrık otu vardı. Görüyorsunuz değerli üyeler. Şimdi biz videoyu burada bitireceğiz. Dediğim gibi değerli üyeler, sizler de ürünlerinizin kalitesini ve verimini artırmak istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Bunların sonuçlarını zaten her videoda görüyorsunuz. Bizler ilk bu domatesleri diktiğimizde çok inceydiler. Çünkü güneş görmemişlerdi. Hani şundan çok çok inceydi domateslerim. Ve şu anki kalitesini, gelişimini görüyorsunuz. Bunlarda hiçbir ne zirai ilaç ne zirai gübre kullanılmadı bugüne kadar. Ve bundan sonra da inşallah kullanmayacağız. Her kullandığımız zaten ben hepsinin videosunu çekip sizlere paylaşım yapıyorum neredeyse her gün. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezonlar.